Merhaba gençler. Bugünkü videomuzda 153'ten devam ediyoruz. Metropol Yayınları ikinci kitabı, IQ ikinci kitabı 153 yeni basımda nedir bilmiyorum. Şimdi bölme işlemine devam. Ne yapacağız bölme işleminde? İşte K'da KL yok. KL'de KL kaç kere var diye bakıyoruz. Yani ben L ile KL'yi çarptığım zaman buraya verecek. Yani aslında mevzumuz şu. Ben bununla bunu çarpıp bunu ekleyince şuradaki sayıyı vermeli. Peki ama şurada bir dikkat etmeniz gereken bir şey var. L ile KL'yi çarptığım zaman KL'ye gelmiş. O zaman L burada nedir? 1. Bakın L 1. O zaman ne yapmalıyım? K 56 K çarpı L'yi 1 bulmuştum. Yani şununla şunu çarpacağım. 1 çarpı 1 K çarpı değil artı M. Şimdi bunları çözümleyelim. Yine bildiğimiz bir şey. Peki bu ne demektir? 100K artı 56. Şimdi bu 10K artı 1 demektir. Hatta şöyle yazalım. Bu 10K artı 1. Bu da 10 artı K demektir. Bunları çarpacağım. Bununla bunu çarparsam 100K yapacak. Bununla bunu çarparsam 10K kare. Artı bununla bunu çarparsam 10. Bununla bunu çarparsam K. Ve en son bir de M vardı. Peki 100K kareler gitti. Onu karşıya atarsam 46, 10K kare artı K artı M oldu. Bakın böyle bir şeyin 46 çıkması için K'ya kaç vermeliyim? 2. K'ya 2 verirsem burası 4. Yani şurası K'nın karesi 4 yapar. Yani burası 40, burası 2, 46 yaptı. Burası da kaçmış? M, 42. M kaç mı çıkması lazımmış? 4. Mesela 1 verseydik ya da 3 versek bakın 90 çıkar. Olmaz. M negatif çıkmaması lazım. 1 verseydik de ne olurdu? 11 rakam olarak kalamazdı. O yüzden 2 verdik. Hemen altındaki soruya geçelim. ABC ile içinde kaç tane BC vardır diyor. 3 kere ABC, AC 6 yapmış. Bir kere mevzumuz şu. ABC'nin içinde BC 3 kere var ve ne yapmam lazım? Bununla bunu çarparken şuranın 6 gelmesi için. Şimdi bir şeyin 3 katı 6 olması için şöyle düşünelim. 3 çarpı C sonu 6'lı olan bir sayı. Şimdi 2 olabilir değil mi mesela? Hani 2, 4 olamaz, işte 6 olamaz, işte 8 olamaz. O zaman C kesinlikle neymiş? 2. Peki, ben onu bir kez daha yazayım. A, B, 2, B, 2, 3 kere var. A, C, 6, çıkartma işlemi yapmış. Bakın, burası 0. Peki, 2'den 6 çıkmaz. Buradan bir elde alıyorum değil mi? Bu arada biz C'yi kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Şurası da 2. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. Bakın 6 kalmış. Şimdi buradan bunu çıkartınca 1 kalması için hemen aklınıza 3 gelebilir. 3'ten 2 çıktı 1 ama bir tane de elde almıştım. 3 olmayacak orası. Kaç olacak? 4 olacak. B'de kaç olmuş? 4 olmuş. Yani 12'den, yani burası 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Buradan 1 aldığım için buraya 3 diyemem. Mecburen 4 vermek zorundayım. Çünkü burasının 1 çıkması gerekiyor. Devam. Evet, öğrencilerin en çok sevmediği bir bölme işlemi. Bakın KL, KL 0, 0. Şimdi K'da KL yok. KL'de KL kaç kez var? Bir kere var. Bir kere KL, KL. Çıkarttım. Yukarıdan indirdiğim sayı eğer burada yoksa 0 yazıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Birazdan göreceğiz. KL'de KL bir kere var. Eğer bu indirdiğim burada olmasaydı buraya 0 atacaktım. Bakın. 0'da KL yok. 0'da KL yok. Peki T'yi kaç bulduk? 10.100 bulduk. 10.100 olmalıymış. Evet. Devam edelim. AB, AB'ye. AB'ye bölelim. Bakın AB, AB'yi AB'ye bölüyorum. A'da AB yok. AB'de AB bir kere var. Bir kere AB, AB. Çıkarttım bunu. Yukarıda indirdiğim sayı burada yoksa 0 atıyorum. AB'de AB bir kere var. Kaç yaptı? 0. Yani C'yi sormuş. C kaçtır? Bakın C 0. Yani C 0 C. C kaçmış? 1. Devam. Bakın böyle bir ifadeyi K'ya bölünce kalan kaçmış? 4. Bölelim biz de. Yani aslında şöyle böleyim. K 0 K K 0 L'yi
K'ya böldük. 1 kere K, K. Yukarıdan indirdiğim sayı burada yok. O yüzden 0 attım. Yukarıdan indirdim K. K'da K bir kere var. 1 kere K, K. İndirdiğim. K'da K bir kere var. 1 kere K, K. 0'ı indirdim. Buraya 0 yazdım. Şimdi buraya çok dikkat edin. L'de K yoksa buraya ne yazmam lazım? 0 yazmam lazım. Sonra en son L kaldı. L'de K kaç kere var onu bilmiyoruz. O zaman L ne olacak burada? 4. Bakın burası kaç yaptı? 101.100 yaptı. Yani 101.100. Ona 4 eklersem 101.104. 101.104 olacakmış. Ama eminim birçoğunuz bunu indirdikten sonra buraya bunu sorup bu sıfırı yazmayacaktınız. Ama artık yazacaksınız. Devam. Peki. KLM'yi LM'ye bölmüş. Bakın T tane LM. O zaman şunu dikkat edelim. Demek ki bu sorunun inceliklerinden bir tanesi burasıymış. T tane LM, LM'ye geliyorsa T dediğim şey nedir? 1. Bakın T kaç olacakmış? 1. Peki ben bununla bunu çarpıp TM'yi, T'nin de 1 olduğunu biliyorum. Bir yapmaya çalışalım. Ben T'nin 1 olduğunu biliyorum artık. 5 tane LM. Hadi gerçi aslında bunlar çıktığı zaman MMM kalmış burada da. 5 kere LM'nin sonunun 0 gelmesi için M'nin çift bir sayı olması lazım. Ama onu bulabilir miyiz? Bakalım bir. Şimdi K, L, M sayısı, yani şuradaki sayı 15 çarpı LM artı TM. Yani pardon, T'yi de 1 bulduk. 1 tane M. Buradan bir şeyler bulabilir miyiz? Ona bakalım. Bu 100K demek. Buraya 10K artı M yazalım ama daha kolay bir yöntem var. Ben buraya bir tane LM yazabilirim. Yani 1'ler ve 10'lar basamağı olmak üzere. Burası da şurası 15. Onu birazdan atacağım. 15 yapacağım arayı. 10 artı M. Peki bunu düzenlemek istersem. Yani 100K. Bunu karşıya atarsam 14 tane LM. Ne yaptı? 10 artı M yaptı. Peki şu dursun bir kenarda. Bakalım burada başka ne gibi fikir edebiliriz? Yani burada yani şu an bize yeteri kadar bilgi vermiyor. K'dan L'ye çıkınca M kalacakmış. M burada. L'den M'ye çıkınca M kalması için. Bakın L'den M'ye çıkınca M kalması için L'nin 2M olması lazım. Devam edelim. M'den 0 çıktı M. M'den T'yi 1 bulmuştuk. Bakın T'yi 1 bulmuştuk. O zaman gerçi burada hepsini tek tek bulabilirmişiz ama artık bir çözümleme yapmış olduk. Burası 1. O zaman M'nin kaç olması lazım? Bakın M'den 0 çıktı M. M'den 1 çıkınca 1 kalıyorsa M dediğim şey 2'ymiş. Bakın M 2'ymiş. O zaman L kaç çıkacak? 4. L kaç çıkacak? 4. M'de kaçmış? 2'ymiş. Artık K'yı bulabiliriz. Peki. 100K. Bu dikkat edin ama 4 kere 2 değil bu. 14 çarpı 42. Ben de yazayım şöyle. Artı 12. Peki bu ne yapar? 400, 10'la çarparsam 420, 4'le çarparsam 168. Ne yapar? 588'e 12 eklersem, daha görünmüyormuş. Yani şuraya, şununla şunu çarptım aslında, bir şey yapmadım. 588'e 12 eklersem kaç yapar? 600. 100K, 600 eşitse K kaç çıkacak? 6 çıkacak. Şimdi bir kez daha şöyle üstünden geçelim. Ben tabii hiç direkt çözümleme yöntemine gittim ama bir kez de hani üzerinde dura dura öteki yöntemi de bir kez daha açıklayalım. Bakın şöyle yaptım. Bölme işleminde ne yapıyorsak biraz böyle tahmin gibi gelebilir ama tam da tahmin değil. Aslında biraz da mantıklı sayı verme gibi düşünün. Bununla bunu çarpınca bunun gelmesi için T'nin kesinlikle 1 olması lazım. Bakın K, L, M, L, M. Burası 5. Şimdi şurada 1 var ya. Yani burası 1 olmak zorunda. Çünkü 1 ile LM'yi çarpınca LM gelecek. Bakın burası LM geldiği için. Sonra çıkartmış M, M ve M bulmuş. Sonra tekrar M, T, 0 bulmuş. Çıkartma işlemi. T'nin 1 olduğunu biliyordum. Burası da ne oldu? T, M oldu. Burası da ne oldu? 0. Şimdi burada bakın ama. M'yi direkt aşağı indirdik. L'den M çıkınca M kalmış. Bakın şuraya dikkat edin.
L'den M çıkınca, L'den M çıkınca M kalması için L'nin ne olması lazım? 2M olması lazım. Peki, L'nin de 2M olduğunu bulduk. M'den 0 çıkınca M, tamam. M'den 1 çıkınca T. T'yi kaç bulmuştum? 1 bulmuştum. O zaman M kaç çıkacak? 2. M 2. Bakın bu 2. Peki, L'den 2 çıkınca 2 kalması için L'nin kaç olması lazım? 4. Burası 2, burası 4. Değil mi? Peki, K'dan 4 çıkınca 2 kalması için K'nın da kaç olması lazım? 6 olması lazım. Evet, devam edelim. K, L, M, L sayısını, K, L, M, L sayısını M, K'ya bölmüş. Şimdi birlikte bölerek gidelim biz de. K'da M, K yoktur. K, L'de M, K, K kez varmış. Yani K ile bunu çarpınca K, L gelecekmiş. 0, 0. Bakın bunu buraya indirdim. M'de MK bulunamaz. O yüzden 0 atmış. Buraya L demiş. Bunun içinde M kez var demiş. M ile bunu çarpmış. M 2 bölü eksi 2. Bakın mevzu şu. Burada bundan bu çıkınca 2 kalması için L dediğim şeyin ne olması lazım? 4. Yani L gördüğüm her yere 4 yazacağım. Bakın 4. Bakın 4. Peki. Mevzumuz şu. K ile K'nın çarpımı dörtlü bir şey gelmek zorunda, doğru mu? Pardon. Burası L. Biz neyi, L'yi 4 bulduk. Pardon, şuralar 4 değil. Biz L'yi 4 bulduk. Bakın K ile K'nın çarpımı dörtlü bir şey gelmesi lazım. Şimdi şıklara bakacak olursak hangisinin karesi 4 yapar? Bir tek 2 var. Zaten hangi sayının karesi sonu dörtlü bir şey olur? İşte 12'nin karesi gibi düşünün. Bir de ne olabilir? 8 çarpı 8 64 olabilir mi? Ona bakalım. Bir de hani 8 ile çarpı 8 de olabilir. 8 kere 8 64. Elde var 6. Zaten 8 şıklarda yok. Peki olsaydı yani bununla bunun çarpımının üstüne 6 elde ekleyecektik. Mesela şöyle düşünelim. Burası 8 8 olsaydı 8 kere 8 64. Tamam. Elde var 6. Şimdi buranın 1 versem 8 kere 1 8 6 eklesek olmaz. 8 kere 2, mesela ben buraya 2 versem, 8 kere 2, 16, 16, 6 versek gene olmaz. Yani çok, yani 3 basamaklı bir sayı oluşuyor zaten olmuyor. Yani mevzu şurada, bir kez daha tekrar edelim. 4 olduğundan sanladık bunu, bundan bu çıkınca 2, demek ki burası 4'müş. Burası 4 ise burası 4'tür L der. K ile K'nın çarpımı 4 çıkması için karesi 4 olan sayıyı tercih ediyoruz. Peki. Bakın. Bu şu demek. DEB'nin içinde DBE BBB kaç kez varmış? Bununla bunun çarpımı bunu verecek. Şimdi nasıl düşünebiliriz? Ve bundan bu çıkınca da 1 kalacakmış. Yani B, şöyle diyelim. B çarpı B sonu D'li bir ifade getiriyor. Yani şöyle elde hiç gelmemiş demek ki. B çarpı B neye eşitmiş? D'ye. Yani B kare eşittir D. Mesela ne olabilir? 1'in karesi 1 olabilir. 2'nin karesi 4 olabilir. 3'ün karesi 9 olabilir. 4'ün karesi olamaz. Yani bizim burada B dediğimiz şey 1, 2, 3 dışında başka bir şey olamaz. 0 zaten olamaz. Arkadaşlar o zaman 3 basamaklı bir sayı elde edemem. Peki. Şurada bir inceleyelim. Buradan bu çıktığı zaman T ama elde de gelebilir. Ona göre bir değerlendirelim. Neler söyleyebiliriz? Ha, bu arada mesela ben B'ye 1 versem. İşte D, E, 1, 1, 1, 1, 1 olsa burası ne yapar? 1, 1, 1, tabii D de böylelikle 1 gelecek. 0, şimdi bundan bu çıkarsa yani böyle bir şeyin ne olması lazım mesela E'nin? E'ye istediğim sayıyı verebilirim. Mesela 2 de verebilirim. 2 verirsem 10 olur. Ben buraya 2 verirsem 10 olur. Bundan küçük çıkması geçerli. 2 olabilir. Ama işte 3 de verebilirim, 4 de verebilirim. Hiçbir şeyi yok. Yani T ile ilgili sıfır kalıp kalmadığı ile ilgili bir şey bilmediğim için. Bir de 2'ye bakalım. Oluyor mu? Yani B'ye 2 vereceğim. Ona göre deneyeceğim. D, E, 2. Şimdi D'ye 4 diyeceğim tabii ki. 4. Tabii çözümlenerek yapılabilir miydi? Denenebilirdi tabii. Bu sanki birazcık daha kolay gibi geldi bana. B'ye 2 veriyorum. Burası 2 olsun. 2 kere 2, 4, 4, 4. Şimdi bundan bu çıkınca kaç kalacakmış? 12'den 4 çıkınca 8. Şimdi bunun bundan çıkması lazım. Küçük bir sayı olamaz çünkü o zaman burası olacak.
Yani E'nin kesin 4'ten hatta 4'ten de büyük bir sayı olduğunu biliyorum. Mesela ne olabilir? 5 olsa 12'den 4 çıktı 8 değil mi? 5'ten 4 çıkmayacak. Eldenin bir tanesini verdim. Ne oldu? 4'ten 4 çıkacak. 0 olacak. O zaman bir basamaklı oldu. O zaman E kaçmış? 5. Yani 444, 12'den 4 çıktı 8. Şimdi bunların birbirini götürmesi lazım. Demek ki o zaman şunu da söyleyebiliriz. Şimdi E'den B'ye çıkınca buradan bir elde almazsan buralar 0 olmuyor. Yani bundan bu çıkınca 0 olması için buradan bir fazlalık alacağız. Yani işin çözüldükten sonra görüyoruz tabii de. E dediğim şey de D artı 1'miş. Evet, ABC'yi B'ye bölmüş, 1AC bulmuş. Ama şurada bir daha kısa bir bilgi var. 5 sayısını B'ye bölünce kalan 2 kalmış. Mesela böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? 5 eşittir, bununla bunu çarpıp bunu ekliyordum. Yani B artı 2, B dediğim şey kaçmış? 3. B gördüğüm yere 3 yazacağım şimdi. Peki. Şimdi 1 kere 3, 3 ya. Bundan bu çıkınca 1 kalması için A'nın kaç olması lazım? 4. Şimdi B 3'tü. Bakın burası kaç oldu? 13. 13'te A tane varmış. Bakın şurada. Bundan bu çıkınca 1 kalması için D'nin de kaç olması lazım? 2. Yani şöyle oldu. A'yı B'yi yazarak 4, 3, C. B'yi 3 bulduk. Burası 3'müş. Burası 1. A'yı kaç bulmuştuk? 4. C'yi daha bulamadık. Burası 1, 3. Burası 1, 2. 1. Şimdi bundan bu çıkınca zaten C'de kaç olacak? 1 olacak. Yani boş boşuna zaman kaybettik. Burası 1, burası 3. A'da kaçtı? 4'tü. 4, 7, 8. Niye yanlış çıktı? Ben bir yapayım mı? 1 kere 3, 3. 3'ten 1 çıktı bu. 13'te bu 4 kere 3, 12. Burada 11 kaldı. 11 kere... Burada 12 kalması lazım ki... Zaten şu C indi, pardon. Burası 0, 3'ten 2 çıktı 1. Bu C inecek ki buraya... Bunda 3 ile bir şey çarpınca... 3 çarpı C buraya eşit olacak. Yani 10 artı C... 3 çarpı C'ye eşit. Yani sayı verebiliriz mesela. 2 versen olmaz. 3 versen 4 kere 3 12 14 olmaz. 5 versen sağlıyor bakın. 15. Yani burada C dediğim şey 5'miş. B'yi A'yı bulmuştuk. 4, 3, 5. Ne yapıyor? 5, 9, 12 yapıyor. Evet. Çözdük. Evet, daha önceki yazılar hepsini unutuyorum. Şimdi... Ne yapmış? Şurada şunu görüyoruz. AB'den BA çıkınca A kalacakmış. AB'den B'ye çıkınca da B. 1. Yani A eksi B eşittir 1. AB'den BA çıkınca da AB'den BA çıkınca da A'ya eşit olmalıymış. Peki biz çözümlemeden bunun 10A, bunun B olduğunu. 10A artı B eksi 10B eksi A eşittir A olduğunu biliyoruz. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa atalım. Ne olur? 10, 9, 8A eşittir 10B. Tabi burada ne olacak? 4A eşittir 5B olacakmış. Yani A gördüğüm yere 5, B gördüğüm yere 4 yazabilirim. Benden 54 istiyor. Yani 5, 4, 54 istiyormuş. Peki, şimdi ben de cevabı şimdi görüyorum. Cevabı hatalı diyor. Peki nerede hatamız var? 1 kere B'ye B, A'dan B'ye çıkınca 1. A eksi B'ye 1 eşitmiş. Biz bunu hiç kullanmadık. A, B'den B, A çıkınca A kalacakmış. 10A artı B, 10B eksi A. Bundan bu gider 9A, bir de buradan bu gelecek 8A. Bunu buna attım 9B. Evet, yanlış çözmüşüm de o yüzden. Burası 9B'ye eşit olacakmış benim hatam. Peki. Buradan da A 9, B'de 8 gelecekmiş. 98, evet. Devam ediyorum. Ya nasıl çözmemeniz gerektiğini de göstermiş oluyorum. Yani acele etmiyorsunuz. KRM MLK demiş. Bir kere çarpmış, bunu bulmuş. Demek ki bakın. KL bir kere bu yapıyorsa. O zaman şu demek değil mi? Bir kere varsa bu 3M dediğim şey 3 olmak zorunda. Kesinlikle değil mi?
Bu kesinlikle 3 olmak zorunda. Peki bundan bu çıktı P, L'den L çıktı P. Şimdi L'den L çıktığında P çıkmıyorsa, ha o zaman şunu söyleyebilirim. Bakın L'den L çıktığında 0 çıkmıyorsa, ya 0 0 da yazılmaz zaten. Geçti zaten şıklar da yok. M'den K çıktığında P kalsın. Demek ki çıkmıyor. Elde alıyoruz. Yani burada bundan bu çıktığı zaman 9'lu bir sayı kalmak zorundaymış. Bakın şöyle diyorum. LM, LK, PP geldiğine pardon, geldiğine göre bundan bu çıktığında P kalabilir. Tamam bilmiyoruz ama bundan bu çıkınca 0 kalması lazım. Demek ki elde almam lazım. Bir sayıdan, şimdi bu bir eksildi bu sayı. Bir sayıdan bir fazlasını çıkartırsam kesinlikle ne olmak zorunda? 9 olmak zorunda. Devam edelim. A sayısından B sayısını çıkartınca 2. Çünkü bir kez var arkadaşlar. Yani yine B'den C'yi çıkartınca 2. C'den D'yi çıkartınca yine 2 olacakmış. Bizden A artı C'nin de... Şunu bir toplayalım alt alta isterseniz. Toplarsam şunlar gider. A eksi D kaça eşitmiş? A eksi D 8'e, 6'ya. Şimdi A ile C ile ilgili bir denklem kurabilir miyim? Mesela B gördüğüm yere şey yazsam, A gördüğüm yere bunu karşı atarsam B artı 2. B gördüğüm yere de C artı 2 yazabilirim. Bakın B gördüğüm yere de bunu karşı atarsam C artı 2 yazabilirim. Çünkü bir kere C, C olduğu için B'den C arasındaki fark 2'dir. Peki bakın A eşittir C artı 4 oldu. Ha, A eksi C'yi o zaman 4 bulduk. A eksi C 4. Alt alta toplarsam 2A 18 A 9. A 9'sa da C kaç çıkacak? 5. C'yi de bulduk. Peki C'yi 5 bulduk. Bizden B'yi istiyor bu arada. C'yi 5 buldum. Karşıya atarsam kaç olur? 7. Evet. Yani işin özünde bir kere olması bizim burada tabii çok işimize yaradı. Evet, sayfa 155'ten devam. A'dan D'ye çıkınca 1 kalacakmış. Bakın A'dan D'ye çıkınca 1 kalacak. A ile D'yi toplamı da 17'ymiş. Buradan geri kalan kısmı yapabiliriz artık. A'dan D'ye çıkınca 1. A ile D'nin toplamı da 17'ymiş. Toplarsam 2A 18. A 9. Bakın A 9'sa D'de ne olmak zorunda? A 9'sa D'de 8 olmak zorunda. 9 eksi 8 olmak zorunda. Peki buna göre yazalım. Yani diğerlerini bulabilirim. A'yı 9 buldum. B, C, burası da ne çıktı? 8. Burası da kaçmış? 1. Şimdi çarpımları 8 yapan sayı lazım o zaman bana. Çarpımları 8 ve bu 1'den büyük olmak zorunda tabii şu ifade. Mesela ben buraya 2 versem burası 4 olur. Yani kaç olabilir ya da maksimum değerini sorabilir miydi? Mesela şey de olabilir burası. 8 kere 1 değil mi? Ama o zaman 9'da 8 bir kere var. Evet, o da olabilir. Yani o zaman şöyle diyelim. B çarpı C 8 yapacak. Mesela B'ye 1 veremem ama 8 çarpı 1 diyebilirim. 4 çarpı 2 diyebilirim. 2 çarpı 4 diyebilirim. Ve 1 çarpı 8 diyebilirim. Şimdi 8 versek. Şimdi A'yı kaç bulduk? 9. D'yi kaç bulduk? 8. Mesela 8'e 1 versek. İşte buna 8, buna 1 versek. 9, 17, 18, 26. Zaten şıklarda yok. O zaman 4'e 2 verelim. 9 ne yapar? 17, 19, 23 yapacakmış. Evet. Devam edelim. Çok da şey değildi. Şimdi K ile K'yı çarpmış. Buraya yazacağız. K ile K'yı çarpacağız. Buraya yazacağız. Burası L yapacak. O zaman K çarpı K neye eşitmiş? L'ye. O zaman K çarpı K, yani L derken sonu değil, yani elde gelir mi? Yani bir bakalım elde gelip gelmeyeceğini. K ile K'nın çarpımı L gibi düşünsek. Şuraya K kare K kare diye yazalım. Aslında çok doğru bir şey olmaz ama en azından fikir yürütmemize yardımcı olur. Yani normalde K kare diye K kare, bununla bunu çarptım. K kare, bununla bunu çarptım. K kare, bununla bunu çarptım. K kare, burası da L, M, daha doğrusu k kare, m ve k kare yaptı. Bakın l dediğim şey k kare, m dediğim şey de
2K kareye eşit oldu. Demek ki bunların tam sayı olması için ne verebilirim mesela? 1, 1, 1, yani herhalde doğru olmaz. O zaman farklı harflerle isimlendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. 1, 1, 1 dersek şuranın 1 gelmesi lazım. K ile L birbirinden farklı olmak zorunda. 2, 2 versek. Mesela 2 versek K'ya, L kaç çıkar? 4. M kaç çıkar? 2K kare, yani 4, 8 çıkar. Yani 8, 10, 14 olur. Peki niye başka sayı veremeyiz? Ona bakalım. Çünkü 3 verince M 18 gibi bir sayı çıkar ama bunun rakam olarak kalması gerekiyor. O yüzden K'ya 2 vermek zorundayız. K'ya 2 verince aslında 22 çarpı 22 imiş. AB'nin içinde kaç tane BA vardır demiş. Ona bakalım. Ve AB'den BA çıkınca da C kalmalıymış. Peki. Yani burada belli ki AB'nin içinde bir nokta olduğuna göre bir basamaklı bir sayı demektir. İlk önce şuna bakalım. AB'den BA çıkınca, AB'den BA çıkınca C kalacakmış. Bu ne demek? 9 parantezinde A eksi B eşittir C. Şimdi burada şöyle düşünebiliriz. A ile B birbirine eşit olsa, değil mi? Yani A ile B birbirine eşit olsa, ama A ile B birbirine eşit olsa doğru olmaz. Yani A ile B'nin farklı olduğunu düşüneceğiz galiba. Bu kitaptan anladığım şey o. Peki şöyle de yapalım. 9 ile neyi çarpınca bir rakam kalır? 1'i. Yani o zaman A ile B arasındaki fark 1 olmak zorunda. 9 kere 1 de 9. Çünkü 0 olmaz. Çünkü o zaman farklı adlandırması gerekiyor diye düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki devam edelim. A çarpı A, yani bir şeyin karesi mesela ne olabilir? 3 olamaz, 4 olabilir. Yani A kesin 4 arkadaşlar. Nereden anladım? Çünkü ikisinin çarpımının 1 ile başlaması için A'nın kesinlikle ne olması lazım? 4. Peki 4'ün karesi kaç yapar? 16. Buraya 6, 6 verdim. 6'nın karesi kaç yapar? 36. C kaçmış? 3. Yani çok kolay bir soruydu bu. Evet. Bununla bunun çarpımı bunu verecekmiş. Ya da daha doğrusu 11 A ile A'nın çarpımı yine A. Biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani A ile A'nın çarpımının yine kendisini gelmesinin yöntemi 1'in karesi 1. Bir de 5'in karesi 25. Dikkat edin şunlar aynı olmak zorunda. 6'nın karesi 36, 6. Yani o zaman A dediğim sayı ya 5 olacak ya 6 olacak. 1 olmaz çünkü 1 çarpı 11 3 basamaklı bir sayı yapmaz. Önce 5'i deneyelim. Yani A'ya 5 verirsem 55 çarpı 5. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 5 25. 7. Fakat bu sefer şöyle bir şey yapmadı. B'ye 7 verirsem bir sayının karesi 7 yapmaz. O yüzden 66 çarpı 6'ya bakalım. 6 kere 6 36. 6 kere 6 36. 3 de elde var. 9. 39. Bakın. Buraya 9 verirsem C kaç çıkacak? 3. B kaç çıktı? 9. A'ya da kaç vermiştik? 6, 9, 15, 18 yapmalıymış. Devam edelim. Şimdi tabi burada ben genelde böyle sorularda isimlendirerek yapıyorum. Mesela hani bu x, mesela şunlara x diyorum. X, 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 y, 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 burası y, burası z, z, z. Peki x'ten üçgen çıkınca bir kalacağına göre, değil mi? Mesela bundan bu çıktığına bir olduğuna göre demek ki bunları bulabilirim. Bu bir. Yani buralar hep bir bir olacakmış. Şimdi bu bir birden büyük olması için buranın kendisiyle çarpıldığında, yani bu bir şeyin karesi olmalı. Şimdi bir olmayacağı kesin. Çünkü bununla bunun çarpımı bir 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 olamaz. Yani çünkü burası bir birken bu bir birden daha büyük olacak. Mesela iki deneyelim. Yani burası iki olsaydı ne olurdu o zaman? Bu 444 olsaydı olurdu. Niye 3 olamayacağını anlatayım. Burası 3 olsaydı şuradaki, yani şuradaki sayılar 999 olacak. 1 1 1 kalması için de buranın binli bir sayı, yani 4 basamaklı bir sayı olması lazım. O zaman mümkün değil. Peki bu 1 1'de niye ısrar ettik? Çünkü kareden üçgen çıkınca 1 kalmalıymış. O zaman bu kaçmış? 2. Bu da kaçmış o zaman? Üçgenler 4. O zaman bu kaç olacak? 5. 5, 5 artı 2'den 7. Yani şöyle ben şuraya bir kez daha tekrar edeyim. Bununla bunun çarpımının bu gelmesi için bunun 2'den başka bir şey çaresi yok. Çünkü
2 kere bu 444 yapar. Bu 5 olabilir. Ama 3 versek 3 kere bu 999 yapar. Buralar 10 olamaz. Çünkü bundan bu çıkınca 1 kalması gerekiyor. Karışık bir soru. Hem toplama da var, bölmesi de var. Şimdi bakalım. L ile L'nin toplamının 0 yapması için ya 0 0 olması lazım ya da 5 5. Peki K ile M'nin toplamının da bu olması lazım. Yani L dediğim şey ya 0 ya 5. Ona göre yapalım isterseniz. 10K artı 10M artı 2L 110K'ya eşitmiş. Bakın burası ya 0 olacak ya da 5. Bir kere 5 verelim. Genelde 0'ı harfle isimlendirmiyorlar. Yani 0 da olabilir, 5 de. Yani ben önce yazayım. Yani L yerine 0 da yazabilirim. L yerine 5 de yazabilirim. Şimdi bunu bir karşıya atalım. 10M artı 10. Karşıya attım 100K. Şimdi bunun 100 çıkması için M'nin kaç olması lazım? 9. M onu da sormuş zaten. 9. Peki niye L 0 olamaz? L 0 olsaydı eğer M'nin 10 olması gerekiyordu. M de 10 olamaz. Yani şöyle L'ye 0 verirsem 10M eşittir 100K. Bakın buranın 10 olması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Devam edelim. KL ile MN'yi toplamış. Bunu daha önce çözmüştük. KL artı MN 66. KL eksi MN 16. Eğer 6 6 toplarsam 2 tane KL 60 70 ne yapar? 82. KL'ye kaçmış? 41. Yani top 1 4 1 1 yapar yani. Toplarsam kaç yapar? 5. Devam edelim. İki A ile bunu çarpmış. Hemen A'yı bulabiliriz. Mesela hani sayı verelim mesela yine. Yine çarpımları kendisine eşit. Yani 1, 1, 1 olmaz. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6 olmaz. Bakın hatırlayın. 1'in karesi 1. Yanlış söylemişim zaten. 5'in karesi 5 ve 25. 6'nın karesi 36. Yani karesini aldığımda 1'le basamağı ile aynı olan sayılar bunlar. 5, burası 5 olacakmış bu arada. 125. A 5'miş. 5 ile başlayan bir tane şık var. Evet tabii böyle çözülmez soru. Peki şuna bakalım yine. 2B ile B'yi çarpmış. Burası 1'miş. Burası kaç olacakmış çarpı bu arada bu. Burası 5 olacakmış. Burası da yani 5 ile 5 olsa zaten olmayacağını biliyoruz. 6 kere versek 6 kere 6 36. 6 kere 2 12 bakın kaç gelecekmiş. Elde var 3. 156. Yani AB kaçmış? 56. Evet. Demiş ki bu ikisinin toplamı yani üçgenlerle bunların toplamı daireyi vermiş. Daireyle üçgen içinde yani şöyle diyelim bunu. Daire eşittir üçgenin karesi. Kare eşittir üçgen çarpı altıgen. Kare eşittir. Harflendirmeyeceğim bu sefer. Hep normalde harflendiriyorum. Peki bunun ikisinin çarpımıymış. Düşünelim bakalım birlikte. Daire gördüğüm yere ne yazacakmışım? Üçgenin karesi. İşte buraya ne yazacakmışım? Üçgenin karesi. Şimdi üçgenin karesi olabilmesi için üçgenin 1, 1, 1 olma gibi bir durum olmadığı için mecburen 2 olacak bu üçgen dediğim şey. Çünkü 222 şöyle düşünelim. Burası da daire. Şimdi ben buraya 3 versem 999 yani pardon ben buraya 3 versem yani şuna 3 kere 3 9 gerçi 3 olur 3 de olabilir ki 3 versek ya da 2 vereceğiz 2 kere olursa ne olur 3 kere bir 2 verelim 2 2 2 burası ne olacakmış 4 4 4 o zaman bunun 2 2 olması lazım aynı şekilde olduğu için hani ben çok doğru değil diye düşünüyorum çünkü ikisinde 2 2 2 o zaman neye bakacağım 9 9 9'a çünkü şununla şu farklı şekilleri gösterdiği için farklı rakamlar olmak zorunda. 9, 9, 3, 3, 3. Buranın 9, 9, 9 çıkması için bunun 6, 6, 6 olması lazım. Yani bu 3, bu 6, bu 6, bu 3 ise bu 2 kez var. 3'ten de 2 çıkarsa 1. Evet. Sonunda başardım. Devam ediyorum. A çarpı A, B, C çarpı C, D. Yani yine mantık olarak yine rakam kalabilmesi için 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. A'ya 1 versem 1 farklı isimlendirdiği için yapmayalım. A'ya 2 buna 3 verelim. Yani B dediğim şey 4, D dediğim şey 9. 9 kere 4, 36 olmalıymış. Evet.
Bir de toplama sorusu. Bakalım. Şimdi bununla ikisini topladığım zaman 9 çıkması için iki rakamın toplamı en fazla 9 artı 9'dan 18 olabilir. O zaman K kesinlikle 5 gençler. Şöyle yapalım. K kesinlikle 5. Şimdi K gördüğüm her yere 5 yazayım. 5. Bir de şurada 5 var. Bakalım buna göre nasıl. Yani şimdi bunu da çarp şeye ayırmayalım isterseniz. Bu 9. Şimdi M ile L'nin toplamı 1. Olur. Şimdi ama şu ikisinin toplamı 8. M dediğim şey 8 olabilir. Ama 9 da olabilir. Elde gelip gelmeyeceğine bakacağız. Peki. Şunu bir düzenleyeyim ben yine. 5, L, 3, M, 5. L, N, K'ya 5 buldum. Burası L, burası 4. Peki. T, 8, M, 1, 9. Tamam, bu 9'u bulduk. Şimdi diyorum ki burası 8 ya da bir de buradan elde gelse bile, gerçi elde gelme ihtimali var mı bununla bunun toplamında? Yok. Ama buradan bir elde gelme ihtimali var. O zaman ben buraya 9 versem, mesela 9 versek, 9'la, yani elde gelme ihtimaline karşı yapıyorum. Ben buraya 9 versem, 9'la bir şeyi topladığım zaman elde gelmesi için L'ye kaç vermem lazım bir gelmesi için? 2. Şimdi bu 2'yi sağlayacak mı ona bakalım. 9 artı 2, 11. Elde var. 1, 5 artı 3, 8. Bir de elde var. 9. Hiç sıkıntı yok. L'ye kaç verdik? 2. N'ye o zaman ne olacak? Elde olmadığı için 6. Bunun ikisinin toplamı 7. Yani T'ye kaçmış? 7. Peki. Ama ben yine de hani elde gelmeseydi ne olurdu ona bakalım. Yani hiç elde gelmeseydi. Yani burası 8 olsaydı. Burası 8 olsaydı ne olurdu? 8 ile neyin toplamı sonu 1 yapar? 3. O zaman L gördüğüm yere 3 yazmalıyım. Ben buraya 3 yazdım. Yok, L'ye 3 yazdım. Peki, L 3 ise 3 ile neyin toplamı 8 yapar? 5. Ama bu sefer galiba aynı harfler aynı rakamlardan oluşturduğu için yine K ile N aynı rakamlar olamaz. Birbirinden farklı rakamlar olmak zorunda. Ya tabii biz dediğim gibi daha önce de konuştuk bunu. Hani ben TYT kökeninden geldiğim için sanki bunu kenarda bir yerde söylemesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. İşte K eşit değildir, L eşit değildir diye, ama anladığım kadarıyla Metropol'ün kitaplarında bunları farklı, hani her farklı harflerle isimlendirdiyse farklı rakamlar olması gerektiğini söylüyor olması gerekiyormuş diye düşünelim. Evet, yani şimdi ben kanalımıza abone olmayın, yani olun çok istemiyorum, biliyorsunuz çok şey yapmıyorum, hani isterseniz abone olun. Yani neticede biz bunun için bir zaman ayırıyoruz, emek harcıyoruz. Zaten olmak isteyen olur. Hani ben de mesela izlediğim YouTube kanallarına çok abone olmuyorum, birkaç tane kanal dışında, çünkü bildirimleri çok sevmiyorum. Ama siz sınava hazırlanıyorsunuz ve ben gerçi her gün video atıyorum, her gün dönüp bakıyor musunuz bilmiyorum ama uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Yani YOS ART. Bu arada ART'nin ne olduğunu merak ederseniz, bilgiye giden zorlu yolculuk demek ART. YOS'un zaten YOS'un de YOS'tan dolayı App Store'da YOS yazamadığımız için YOS şeklinde oldu. Yine istediğiniz bir konu varsa söylersiniz. Terazileri istedi arkadaşlar. Matris ve determinantı istiyorlar. İntegral gelecek zaten. Zamanla, yani yarın özellikle pazar günü olabildiğince daha fazla video çekmeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bizi önerirseniz, kanalımızın büyümesine yardımcı olursanız yani seviniriz.